Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı, 3. Oturum, 113 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Soru 1. İnsanın anlam arayışındaki ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum gibi en derin ve kapsamlı sorularına ancak Kur'an-ı Kerim ile tatmin edici cevaplar bulunabilir. Buna göre 6 çizili bölümdeki sorulara cevap oluşturan ayet aşağıdakilerden hangisidir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu bize yeter. O ne güzel vekildir. Sadakallahu lazim. Ali İmran Suresi 173. Ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu biz Allah Celle Celaluhu'ya aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz. Sadakallahu lazim. Bakara Suresi 156. Ayet. C. Bismillahirrahmanirrahim. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Sadakallahu lazim. Mü'min Suresi 13. Ayet. D. Bismillahirrahmanirrahim. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Sadakallahu lazim. Zariyat Suresi 47. Ayet. Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu biz Allah Celle Celaluhu'ya aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz. Sadakallahu lazim. Bakara Suresi 156. Ayet. Soru 2. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah Celle Celaluhu'yu anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Sadakallahu lazim. Ali İmran Suresi 191. Ayet. Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılır? A. İnananlar cennet ile müjdelenmiştir. B. Melekler sadece Allah Celle Celaluhu'ya itaat için yaratılmıştır. C. Allah Celle Celaluhu evreni bir amaç ve düzene göre yaratmıştır. D. Şirk koşanlar şiddetli bir azapla cezalandırılacaktır. Doğru cevap C. Allah Celle Celaluhu evreni bir amaç ve düzene göre yaratmıştır. Soru 3. İnsanın zihninde fıtraten mükemmel bir varlık düşüncesi mevcuttur. İnsan yüce bir yaratıcıya inanma eğilimindedir. Mükemmel varlık düşüncesi yaratıcının insanın zihnine kodladığı yaratılıştan gelen bir inançtır. Bu metin aşağıdaki Allah Celle Celaluhu'nun varlığı ve birliğine ilişkin akli delillerden hangisinin açıklamasıdır? A. İmkan, B. Ekmel, C. Hudus, D. Gaye ve Nizam. Doğru cevap B. Ekmel. Soru 4. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse ondan başka kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir, çok bağışlayıcıdır. Sadakallahu lazim. Fatır Suresi 41. Ayet. Bu ayette 6 çizili bölüm ile Allah Celle Celaluhu'nun aşağıdaki isimlerinden hangisine işaret edilmektedir? A. Şafi, B. Kahhar, C. Vedud, D. Kayyum. Doğru cevap D. Kayyum. Soru 5. Allah Celle Celaluhu'nun muhalefetün lil havadis sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Diri olması, B. ilim sahibi olması, C. Yaratılmışlara benzememesi, D. Hiçbir şeye muhtaç olmaması. Doğru cevap C. Yaratılmışlara benzememesi. Soru 6. Sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur. Bu hadiste dua ile ilgili tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabırlı olmak, B. Samimi olmak, C. Hayırlı şeyler istemek, D. Allah Celle Celaluhu rızasını gözetmek. Doğru cevap A. Sabırlı olmak.
Soru 7. Aşağıdaki ayetlerin hangisi insanın üstün bir varlık olduğunu örnek oluşturmaz? A. Bismillahirrahmanirrahim. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sadakallahülazim. Bakara suresi 29. ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sadakallahülazim. Ali İmran suresi 6. ayet. C. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Sadakallahülazim. En'am suresi 165. ayet. D. Bismillahirrahmanirrahim. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Sadakallahülazim. Bakara suresi 22. ayet. Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sadakallahülazim. Ali İmran suresi 6. ayet. Soru 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hazreti Yusuf aleyhisselam ile ilgili değildir? A. Yıldızlara ve putlara tapan Babil halkına gönderilmesi. B. İffeti asırlar boyunca tüm insanlığa örnek olması. C. Rüyaları yorumlama yeteneği verilmesi. D. Kardeşleri tarafından kuyuya atılması. Doğru cevap A. Yıldızlara ve putlara tapan Babil halkına gönderilmesi. Soru 9. Mekkelilerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi El-Emin olarak adlandırma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Soylu bir aileden gelmesi. B. Yoksullara yardım etmesi. C. Doğru ve güvenilir olması. D. Kazancını ticaretten sağlaması. Doğru cevap C. Doğru ve güvenilir olması. Soru 10. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdakilerden hangisiyle geçimini sağlamıştır? A. Ticaret, B. Terzilik, C. Demircilik, D. Marangozluk. Doğru cevap A. Ticaret. Soru 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sen onlara sırf Allah Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet. Onlar için Allah Celle Celaluhu'dan bağışlama dile. İş konusunda onlara danış. Kararını verince de Allah Celle Celaluhu'ya dayanıp güven. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu kendisine dayanıp güvenenleri sever. Sadakallahülazim. Ali İmran suresi 159. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? A. Tevekkül etmesi. B. Merhamet sahibi olması. C. İstişare ederek karar alması. D. Emaneti gözetip sözünde durması. Doğru cevap D. Emaneti gözetip sözünde durması. Soru 12. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de gençliğinde katıldığı Hılf-ül Fudul topluluğunun kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Haksızlığa uğrayan herkesi korumak. B. İslamiyeti yabancılara tebliğ etmek. C. Hac görevlerinin dağıtımını yapmak. D. Cahiliye dönemindeki adetlere karşı durmak. Doğru cevap A. Haksızlığa uğrayan herkesi korumak. Soru 13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Erkam bin Ebil Erkam ile ilgili değildir? A. İslam'ın gizli davet döneminde evini Müslümanlara açması. B. İslam'ın ilk öğretmeni olarak Medine'ye gönderilmesi. C. Okuma yazma bildiği için vahiy katipliği yapması. D. Zekat toplama memurluğuna tayin edilmesi. Doğru cevap B. İslam'ın ilk öğretmeni olarak Medine'ye gönderilmesi.
Soru 14. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasım, B. Fatıma, C. Abdullah, D. Ümmü Gülsüm. Doğru cevap B. Fatıma. Soru 15. Eş konusunda seçici davranın. Denginiz ile evlenin. Kızlarınızı da denkleriyle evlendirin. Bu hadiste evlilik öncesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? A. Ailelerin rızasının alınması. B. Sorumlulukların paylaşılması. C. Nikahın ilan edilerek yapılması. D. Evlenecekler arasında uyumun gözetilmesi. Doğru cevap D. Evlenecekler arasında uyumun gözetilmesi. Soru 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ey inananlar, kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Sadakallahul azim. Tahrim suresi 6. ayet. Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A. Hukuk, B. Ekonomi, C. Aile, D. Siyaset. Doğru cevap C. Aile. Soru 17. Dünyanın çeşitli medeniyetlerindeki şehirlerde görülen boş ve geniş şehir meydanlarının yerini İslam şehirlerinde daha kullanışlı ve yararlı görülen şadırvan, çeşme veya sebil almıştır. Sanatta lüks ve israftan kaçınılmıştır. Bu durum İslam kültür ve sanatında öne çıkan aşağıdaki prensiplerden hangisiyle ilgilidir? A. Mimari süslemelerde soyutluğun ön planda olması. B. Sanat eserlerinde Allah Celle Celaluhu'nun birliğinin vurgulanması. C. İslam medeniyetinin tefekkür ve geometriye dayanması. D. Mimaride sadelik, fonksiyonellik ve estetiğin ön planda olması. Doğru cevap D. Mimaride sadelik, fonksiyonellik ve estetiğin ön planda olması. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülmeyen davranışlardan biridir? A. Asker uğurlamak, B. Türbelere bez bağlamak, C. Hasta ziyaretinde bulunmak, D. Düğün törenlerine katılmak. Doğru cevap B. Türbelere bez bağlamak. Soru 19. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yunus Emre'ye aittir? A. Divan, B. Mesnevi, C. Makalat, D. Kutadgubilik. Doğru cevap A. Divan. Soru 20. El yazması kitapları süslemek için sulu boya, altın ve gümüş yaldızla yapılan küçük boyutlu resim sanatına ne ad verilir? A. Hat, B. Ebru, C. Tezhip, D. Minyatür. Doğru cevap D. Minyatür. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.